Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Bursa Osman Gazi'den, Zenkar Gıda'dan firma sahibimiz Sayın Bayram Zengi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Bayram Zengi kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Bayram Zengi, 1982 Muş Bulanık doğumluyum. İlkokul mezunuyum. 96'dan beri İzmir'de yaşıyordum. 2010'da Bursa'ya taşındım. Bursa'da bu sektöre başladım. Evet. Şimdi biraz da Zenkar Gıda'yı tanımak istiyoruz. Kaç yılında başladım demiştiniz ve firmamız neler yapmakta? Biz Zenkar Gıda 2014 kuruluşu ama ondan öncesi olduğu için Kardeşler Lavaş veya Zengin Kardeşler adı altında firmalarımız vardı. Biz bu firmaları 2014'te kapatıp Zenkar Gıda Ltd. ŞT'yi kurduk Bursa'da. Evet. Şu an itibariyle üretiminizden biraz bahsetmenizi rica edeceğiz. Neler üretmektesiniz ve tabii ki üretim yapmış olduğunuz alan, bu üretime katkıda bulunanlar, her şeyi öğrenmek istiyoruz Zenkar Gıda'ya ait. Biz lavaş, tırnaklı, pide, tombik imalatı yapıyoruz. Onun dışında herhangi bir şey üretmiyoruz. Zaten üretim alanımız ancak buna yeterlidir. Bursa'da bu işi yapıyoruz. Bursa ilçelerine dağıtımı yapabiliyoruz. Onun dışında yurt dışı bazı ihracatlar yapmışız. Daha doğrusu yapmayı sürdürüyoruz, uzatmaya çalışıyoruz, arttırmaya çalışıyoruz. Evet. Biraz üretim aşamasından bahsedebilir misiniz ve bu üretime kimler katkıda bulunmakta size? Üretim aşaması bizim işimiz biraz stresli ve güzel bir iştir esasen. Üretim aşamamız yarı otomatik olarak biz şu an işletmemizi çalıştırıyoruz. Birebir tam otomatikleştirmediğimiz için biraz işimiz ağırdır, insan gücüne dayalı. Hamurundan tutun, yoğurmasından paketlemesine kadar ufak işte bayağı bir insanların çalışması gerekiyor. Onun için biraz zorlu bir iş ama biz bu işi severek yaptığımız için pek fazla bizi yormuyor. Daha da ileri aşamalara, daha da güzel yerlere götürmek için mücadele ediyoruz. Evet. Üretim alanınızdan bahsedelim mi ve makine parkurunuzdan? Üretim alanımız yaklaşık 1000 metrekare gibi bir alandır. Kapalı alanımız. Bu alanda tam otomatikleştirmek istediğimiz bir hat kurmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 11. ayda filan yanılmıyorsak faaliyete girmiş olacak. Şu an yarı otomatik yaptığımız işte bayağı bir personel çalıştırmak zorundayız. Yani işimizin el işi olduğundan dolayı bizi bayağı bir yoruyor. Evet. Onun için çalışma alanımız güzel bir alan. Yani bazı firmalara göre, sektördeki firmalara göre yerimiz gayet iyi ama bu da tabii ki yeterli değil bizim için. Evet. Daha da geliştirmek istiyoruz. Daha da geliştirmek istiyoruz diyorsunuz. Peki üretim kapasitesinden bahsedelim mi biraz? Örneğin bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aylık mı, haftalık mı, günlük mü ve kapasite nedir? Bizim kapasitelerimiz personele dayalı. Yani bir ustanın yapabileceği günlük iş ne kadardır? Ona dayalı. Kapasitemizi arttırmamız tamamen kalifiyeli elemanların sürekliliğine bağlı. Bu da biraz zorlu olduğu için biz kapasitemizi tam dolu olarak kullanmıyoruz. Yani günlük üretebileceğimiz ürünün, kendimizi zorlasak üretebileceğimiz ürünün
yüzde en fazla %60'ını 70'ini üretiyoruz. Evet. Yani o da sadece Bursa merkezine yeterli olabiliyor. Onun dışına çıkamıyoruz. Evet, sektörde aslında birçok sektörde aynı sıkıntı var. Kalifiye eleman ve daimi eleman bulundurabilme, istihdam edebilme sıkıntısı. O konuda biz de aynı sıkıntıları yaşıyoruz, çekiyoruz. Yani bizim bir farkımız var ondan ayrı olarak. Biz 5 kardeş bu işi yapıyoruz. Yani kalifiyeli elemanlardan mevcut şu an kapasitemizi, kendi gücümüzü yani omurga kemiği olarak kullanarak üretimi yapıyoruz. Ama %100 personele dayalı olmuş olsaydı biz de ciddi sıkıntılar yaşardık. Yaşardık. Yani biz halihazırda biz de mevcut bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama kendi gücümüzden dolayı bunu telafi edebiliyoruz. Evet, bu da çok çok önemli. Evet. Sektördeki yerinizden bahsedelim mi biraz? Kendinizi nerede görüyorsunuz sektörünüz içerisinde? Ya bizim sektör aslında çok geride kalmış bir sektör. Yani biz fırın ile unlu mamuller veya lavaş arasında gelip giden bir sektörüz. Yani nerede olduğumuz aslında pek fazla şey olarak belli değil ama bizim kendi yerimiz baktığımız zaman Türkiye'de hemen hemen biz ilk sıralardayız. Çünkü bizim sektörümüzdeki gerek işverenler, gerek personeller kendilerini bayağı bir geride bıraktırmışlar. Yani geliştirmemişler. Hijyen açısında olsun gerek düzenli çalışma açısında olsun bayağı bir geride kalmışlar. Yani bir odamız bile yok. Hangi odaya bağlı olduğumuz bile belli değil. Yani baktığımız zaman ruhsat aldığımız zaman işte kimi unlu mamullere sevk ediyor, gönderiyor bizi. Kimi i̇şte, fırıncılara. Evet, böyle bir sıkıntı var değil mi? Sıkıntı yaşıyoruz evet. Yani lavaş ortada kalmış bir sektör. Evet, gerçekten de öyle. Peki sektörde görmüş olduğunuz başka sıkıntılar var mı? Ya da bu sıkıntılara nasıl çare üretilebilir? Neler yapılabilir? Sektörde aslında bizim en büyük sıkıntılarımız merdiven altı imalathaneler. Yani merdiven altı imalathaneler bizim değerimizde bir üretim yapamıyorlar. Üretimden ziyade bizim değerimizden bir hijyen veya işte müşterilerle birebir dağıtım sıkıntısını yaşamadan maliyetini arttıramıyorlar. Bu da bizi sıkıyor. Yani biz haksız rekabete yol açıyor, haksız, değil mi? Aynen. Haksız rekabete yol açıyor. Yani biz bir hijyen için 3 personel çalıştırmak zorunda kalıyorsak merdiven altı hiçbir personel çalıştırmıyor. Evet. Yani sadece orada değil, vergi konusunda olsun, SGK konularında olsun biz sıkıntı yaşıyoruz onların düşük maliyetlerinden dolayı. Çünkü ne personel sigortalarını yapıyorlar, ne vergilerini ödüyorlar. Firma sürekli bir yılda, iki yılda bir firma değiştiriyorlar. O yüzden biz bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, bu gerçekten önemli bir sıkıntı. Evet. Çünkü sonuç itibariyle kalite standartlarına uygun bir şekilde, müşteri memnuniyetine uygun bir şekilde üretilmiş olan, hijyenik şekilde üretilmiş olan ürünler bu taraftayken evet. ve belli bir piyasa fiyatı varken, şartların hiçbirine uyulmaksızın piyasa fiyatının altında, tabii ki altında piyasaya sürülen ürünler ciddi bir haksız rekabete yol açıyor. Peki bunların herhangi bir denetimi ya da herhangi bir önüne geçilebilme olasılığı yok mu? Ya aslında bilmiyorum yani burada yanlış konuşmak istemiyorum ama biz bu platformda her şeyi konuşuyoruz. Her zaman için haklılık ya da haksızlık değil, doğru olanın ve ülkemiz için faydalı olanın yanındayız. Evet, yani şöyle bir şey diyebilirim. Bunda Tarım Bakanlığı bayağı bir eksik kalıyor. Belediyeler bayağı bir eksik kalıyor. Yani cezalar caydırıcı olmuyor. Yani bayağı bir komik cezalar oluyor. Bilmiyorum ileriki aşamalarda nasıl şeyler çıkar, ne gibi bir müfredatta neler değişir onları bilmiyoruz.
takip ediyoruz bunları. İnşallah önümüzdeki zamanlarda daha da caydırıcı, yani merdiven altı özellikle insan sağlığına birebir temas eden bu ürün için ne gibi bir önlemler alacaklar bilmiyoruz, takip ediyoruz ama umarım bu konuda hassas davranırlar. Yani şu an itibariyle baktığımızda baya bir biz gerideyiz, yani evet. Şey olarak, Gıda Tarım Bakanlığı olarak işte ve belediyeler olarak denetimsizlik baya baya var. Evet. Ürünlerimizin saklama koşullarından biraz bahsedelim isterseniz ve ürünlerimizi nerede bulabiliriz? Ürünlerimiz biz şu an sadece kebapçılarda, dönercilerde, İskendercilerde bulabilirsiniz. Ürünlerimiz birebir market ayağında şu an yoktur. Ama ileriki zamanlarda kapasitemizi daha da arttırırsak, daha da geliştirebilirsek bu gibi firmalarla da çalışacağız. Evet. Böylece peki ürünlerimizin donmuş olanları var mı? Biz donuğu sadece il dışı, yani uzak yerlerde veya tüketimi uzun süren yerlere gönderirsek donuğunu hazırlıyoruz ve ihracatta donuk yapıyoruz çünkü uzun süre içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Evet. Ve tüketiliyor. O yüzden donuk olması gerekiyor. O şekil donuk ürünlerimiz var ama birebir insanların gidip alabileceği yerlerde yoktur şu an. Evet. Peki, insanların sizi tercih etmesinin sebebi nedir? Çünkü Zenkar Gıda gerçekten kendi alanında, kendi sektöründe başarılı firmalardan bir tanesi. Evet. İnsanların bizi tercih etmesinin sebebi gerçekten biz çalıştığımız bütün firmaları kendi firmamızmış gibi görüyoruz. Onların önem verdiği kadar, yani kendi firmalarına önem verdiği kadar biz de onların firmalarına önem veriyoruz, değer veriyoruz. Onun için kullandıkları ürünün, yani bizde alıp kullandıkları ürünün kalitesine biz çok önem veriyoruz. Birebir irtibattayız sürekli hepsiyle. Lojistiğimiz çok iyi. Yani biz bu işi, lojistiğini gerçekten iyi yapıyoruz. Bizimle çalışan firmaların büyük bir kısmı bizi denetliyor. İmkanları var, kabiliyetleri var. O yüzden bizi tercih ediyorlar. Bizi tanımayan firmalarla da kendimizi sizin aracınızla da olsa tanıştırırız inşallah. Onlar da bizi tercih ederler. İnşallah diyoruz. Hedefleriniz neler diyoruz son olarak? Hedeflerimiz biz sadece Bursa'yla değil de Türkiye çapında ürünlerimizin her tarafta satılmasını istiyoruz. Ve Avrupa'ya, yani kapasitemizin hemen hemen %50'sini Avrupa'ya ve dünyanın bazı ülkelerine ihracat yaparak hedefliyoruz. Yani ileriki zamanda inşallah bu daha da kapasitemiz artar. Bu artan kapasitenin büyük bir kısmını ihracatla dolduracağız. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Zenkar Gıda'dan firma sahibimiz Sayın Bayram Zengi'yi ağırladık. Hoşçakalın.